Göztepe deplasmanındaki performansıyla da tam not aldı. Ve Ersin'i öyle bir performans sergiledi ki Ersin'in sanki gönül rahatlığıyla artık Avrupa semalarına bırakabilir Beşiktaş. Ki Ersin için de ciddi teklifler olduğu konuşuluyor. Son olarak 9 milyon euro civarında bir teklif olduğu Ersin'e, ama Beşiktaş'ın bu transferden beklentisinin 10 milyon euro olduğu haberleri var. Ama işte böyle gençlerden bahsetmek Trabzonspor'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta Ersin'in ardından o yerli kaleci geleneği devam edecek gibi görünüyor. Ersin sonrası Beşiktaş, hani diyelim Ersin'in hani 10 milyon istiyormuş, 9 vermişler. O öyleyse, eğer gerçekse o satıldı demektir. Ama Ersin sonrası, Ersin bile tartışılırken Sergen Hoca'nın ona verdiği güvenle şampiyonluk getiren takımın kalecisi oldu. Ama Emre'ye bu kadar şampiyonluk mücadelesi verecekse önümüzdeki sezon için Beşiktaş, ki verecektir. Tek başına Emre'ye teslim edemezler. Bence Ersin'i satarlarsa eğer, yine Fabri gibi bir... Mert Günok da var ama. Ha evet, Mert de var. Mert'in hani bu arada Mert beklemediğim kadar sık sakatlanmaya başladı. Biraz geri dönüşleri uzamaya başladı. Yoksa Mert çok iyi bir kaleci. Yani Mert böyle şov kalecisi değil. Duracağı yeri bilen kaleci. Biraz Şenol Güneş gibi. Duracağı yeri bilen kaleci. İyi kaleci yani. Türkiye'nin en iyi birkaç kalecisinden biri Mert. Ama Mert belki yaşının da getirdiği şeyle ya da anatomik yapısı bilmiyorum. Hani geri dönüşleri biraz sorunlu oluyor. Yani Mert Emre Bilgin de olmaz. İhtiyacı karşılamayabilir. Ersin sonrası Beşiktaş ya kiralamayla, hani Emre biraz daha tecrübe kazansın diye, bir tecrübeli ve iyi bir kaleci ihtiyacı doğar Beşiktaş'ta önümüzdeki sezon için. Ersin için de böyle deniyordu geçen sezon. Ersin'le Utku'yla şampiyon olduğu sezon. Geçen sezon Beşiktaş'ı şampiyon yapan Gezal, Rozier, Abubakar üçlüsünün ve onları tamamlayan Larin'in sıra dışı performansıydı. O takımın kalesinde kim olsa o takım yine şampiyon olurdu. Diyorsunuz. Evet. Siz katılır mısınız Serhat? Ben de katılıyorum. Bir de şunu görmek lazım. Kaleciler ne kadar iyi olsun, önemli olan burada en büyük rahatlığı yönetimler yaşar. Çünkü en zorda bulabileceğin ve bulduğun zaman da bırakamayacağın ve yıllardır seni taşıyabileceğin en iyi yer kalecilik yeridir. Kalen iyi olduğu zaman, kalen kapalı olduğu süre içerisinde sen de rahat edersin, ki bunun en büyük güzelliğini de zamanda Galatasaray yaşadı. Çünkü kale tarafında hiçbir şekilde sıkıntı çekmedi. Ama şu zamana geldiğimizde biz kalecileri çok iyi yetiştirebiliyoruz ki bütün takımlarımızda kale anlamında çok iyi rahat zaman yaşıyor. Çünkü yerli kalecilerimiz olduğunu görebiliyoruz. İşte Altay, Ersin, Uğurcan, Okan Kocuk mesela. Evet. O açıdan baktığımızda bence kaleci fabrikası olduk. Artık bir başka taraflarda bakarsak daha çok memnun kalırım. Özellikle forvet bölgesinde daha çok oyuncu yetiştirmemiz gerekiyor. Vida ile ilgili de sıcak gelişmeler var. Takımdan ayrılma ihtimali çok yüksek önümüzdeki sezon Vida'nın ve yerini Wolverhampton'dan Saiz ile doldurmak istiyor siyah beyazlılar. Bunun için harekete geçti faslı stoperi kadrosuna katmak için. Vida'nın Beşiktaş kariyerinin de sona ermesi nasıl değerlendirirsiniz Selahattin Kınalı? O paraya mümkün değil zaten devam etmesi. O korkunç paralara Babel'ini yakalamak istiyor. O paraları hiçbir yerde alamayacağını biliyor. Çuvalla para veriyor. Çuvala sığmaz o paralar yani. Vida'da 3.850 mi ne alıyordu Beşiktaş'tan bu sezon sonu? Şimdi ona Beşiktaş makul olarak, son derece haklı olarak 751 milyon arası herhalde bir şey önerir. O da onu kabul etmez. Ederse kalsın. Vida sonuçta tecrübeli bir oyuncu. Yani her türlü kullanabilirsin Vida'yı. Ama öyle 3.800'dir, 2.5 milyonlar falan, öyle bir şeyler kalmadı artık. Ya artık bizi yeteri kadar soydunuz Vida kardeşim. Bu kadar yetsin size artık. Ya da biraz da siz fedakarlık yapın. Yani 1 milyon eurolar işte o civarlarda oynayacaksa eğer kalsın yine. Bir itirazım yok. Ama ha Beşiktaş'ta yönetimi der ki para bizim, sana verdik falan, o zaman versinler. Bir şey diyemeyiz tabii. Ama oyuncu olarak kalitesine bir itirazım yok. Yaşlanıyor olmasının getirdiği pozisyon hataları çok sık olsa da bir de belli bir eşik, belli bir kalite. Yandaki oyunculara da değer katar. Ama sonuçta ben Valeri'nin kendi kafasındaki 3 oyuncuyu düşündüğünü ve oraya onları koyacağını düşünüyorum. Ya şu 3'ü de olmaz. Belki Serdar'ı kullanabilir alternatif oyuncu olarak. Ama üçlü oynama kararlılığında olacaksa, ki olacağına dair işaretleri çok Valerian Hoca'nın,
kendi üçlüsünü kendisi kuracaktır. Tabii o bölgede bence daha genç, daha böyle hareketli çabuk ve daha böyle çabuk oyunculara ihtiyacı olduğunu görebiliyoruz. Vida'da gerçekten tecrübesiyle Beşiktaş'a çok büyük katkıları olan bir Vida'dan bahsediyoruz. Çünkü en son Avrupa Şampiyonası'ndan sonra da çok fazla ekibin istediği ve adeta kara borsaya düştüğü yerde nereden nerelere geldiğini görebiliyoruz. Tabii ki bu ücret skalasında, bu yeniden yapılanma sürecinde ve takımların gelirlerinin düştüğü yerde Vida'nın maliyeti de düşmesi gerekiyor. Bence o orta yolu bulacaklarını düşünüyorum. Sonuçta Vida'da ait olduğu yerde Beşiktaş'ta da güzel işler yapan bir futbolcudan bahsediyoruz. Montero ile beraber iyi işler yaptığını düşünüyoruz. Bence mücadeleci ve agresif yönü kuvvetli olan Vida'nın da Beşiktaş'ta kalacağını düşünenlerdenim ben de. Peki devam edelim şimdi Trabzonspor'la. Şampiyon Trabzonspor son hafta Medipol Başakşehir'i yenmesi durumunda Süper Lig'de en fazla puan topladığı sezonu yaşayacak, rekorunu kıracak. Detaylarına bakın. Evet, Trabzonspor bu sezon birçok rekoru imza attı. Şimdi yeni bir rekorda gözü Medipol Başakşehir karşısında galip gelerek kendi tarihindeki puan rekorunu da kırmak istiyor Bordo Mavililer. Ya bunlar önemsiz ayrıntılar. Rekor lafları edilmeye başladığı anda Trabzonspor'un oyun şeyi düştü farkındaysan. Evet. Onlar bunların tarihe kalacak olan 2021-22 şampiyonu Trabzonspor. O kalacak. Önemli olan da odur. Ama şu var. Olimpiyat stadı ile ilgili taraftarın orayı doldurması sonrası herkes 70 bin bilet diyor. 70 bin kişi. Hayır kardeşler. Doğrusunu bir söyleyeyim ben. Tabii. Turnike sayaç verilerine göre 97.248 kişi geçmiş. Hani bunda güvenlikler de var, çalışanlar var falan filan. Onları elbette toplam rakamın içinde düşünmemiz gerekiyor ama şunu söyleyeyim. İnsanlar gözlerini önüne getirsinler Olimpiyat Stadı'nı. Olimpiyat Stadı'nın tribünlerin arasında her iki açık tribün ve kale arkalarının aralarında merdiven boşlukları vardır. O merdiven boşluklarının çoğu doluydu. Ve kapılar maçın 10. dakikasında itibaren açıldı. Seyirci dışarıda 20-30 bin seyirci kaldı. Alamadılar içeriye. Yani biletli sahanın içine abartılı olmasın ama 100 bine yakın insan toplandı orada. Yani 97.248 gişelerden geçen kapılar açıldıktan sonra da hurra içeriye girenlerle birlikte Trabzonspor dünya tarihinde ilk geldi kez görüntü, bir deplasman oyununda bakın. Şuralarda hiç şeyi görebiliyor musunuz? Kalkabilir miyim? Bak buralarda... Bir daha geri alacağız. Hangisi onu göstersin. Şu benim mahalleden arkadaşım buraya kadar gelmiş ki. Buralarda boşluklar var. Evet. Hepsi dolu. Bir iki tanesi bak. Bu tribünleri ayıran şeyler. Oradan bak, öyle gözükmüyor. Onlar görüyor. Evet.